Şimdi aşı meselesinde şuna değinmedik dediğimiz herhangi bir şey var mı? Ya aslında dediğimiz gibi yani bundan sonraki süreci şeffaflaştırmak için ne yapılabilir konusu herhalde en önemli gündem maddelerinden biri olacak. Yani Türk Tabipleri Birliği iyi ki var. Yani Türk Tabipleri Birliği'nin bu konuda bir açıklaması bütün toplumda bir rahatlama yaratacaktır. Yani biz de kendi adımıza kesinlikle şunu ben de söyleyebilirim. Yani onay verdikleri an gidip aşıyı hiç tereddüt etmeden olmak gerekiyor. Hepsinin de söylediği ortak bir cümle var. Yani bir virüs COVID-19 hastalığına yakalanmaktansa, bu virüse yakalanmaktansa hiç şüphe duymadan bu aşıyı olmanızı tavsiye ediyoruz diyorlar. Yani bizim de yani daha önceden de söylemiştim. Yani Türkiye aşı konusunda geçmişi başarılarla dolu bir ülke. Yani 95-96 oranında çocuklarını devlet tarafından aşılayan, yani Sağlık Bakanlığı tarafından aşılayan bir ülke. Yani Orta Doğu'nun, Doğu'nun ilk Kuduz merkezini kuran, yani Kuduzlu tedavi merkezini kuran bir ülke. Yani bütün o Cumhuriyet döneminde, hatta Kurtuluş Savaşı sırasında topraklar işgal edildiğinde, İstanbul işgal edildiğinde aşı merkezlerini işte Eskişehir'e, sonra Kırşehir'e taşıyıp veya Erzurum'daki işte sorun üretme merkezlerini İç Anadolu bölgelerine taşıyıp aşı faaliyetlerine devam etmiş bir ülke. Yani can derdindeyken bile aşıyı düşünüyoruz. Kesinlikle. Yani Kurtuluş Savaşı döneminde inanılmaz bir disiplinle devam ediyor. Ve çok değerli bilim insanlarımız var. Aşı merkezlerimiz vardı. Bakın son 30 yılda Türkiye aşı konusunda bir çöküş yaşıyor. Son 30 yıla kadar yani 97'ye kadar Türkiye verem olsun, tifo olsun, dizanteri olsun, difteri olsun yani bütün bu aşıları yapabilen, kendi üretebilen bir ülke. 97'de verem en son sanırım aşısını, üretimini tamam bitiriyor ve bir değişmeyen bir gerçek var. Bir şeyi siz üretmiyorsanız, bir ürünü, dışarı bağımlı kalırsınız. Aşıda dışarı bağımlı kalmak demek ölümcül bir nokta demek. Bizim sorunumuz bu. Bizim niye Çin'den Sinovac alacak mı, almayacak mı? Bizim ülkemizde bu olabilirdi. Bunun altyapısı vardı. Yani sadece AKP döneminde değil bakın. 97'den başlıyor o çöküş. AKP döneminde de işte diğer aşı üretiminin merkezi olan kurumlar kapatılıyor. Ve bizim geldiğimiz noktada biz aslında bakın iki Türk vatandaşı üretti. Şu an dünyada en güvenilir olan aşıyı. Yani tabii. Türk vatandaşı. İki Türk kökenli insan üretti. Biz kendi ülkemizde bu aşıyı üretirdik. Ve şey ya bakın bir de çok enteresan bir tespit Mustafa Öztürk sanırım. Evet. Ya diyor ki bakın ne kadar yani mantalite olarak söylüyorum. Kimseyi aşağılamak için, ayrıştırmak için falan söylemiyorum. Niye bir tane İslam ülkesi yok diyor. Yani bu 57 tane İslam ülkesinden niye bir tanesi bile kendi aşısını üretmedi diyor. Ya buna üzüldüğünü de beyan ediyor yani açıkça. Buna üzüldüğünü üzülüyoruz, söylüyor. Hepimiz üzülüyoruz buna. Yani İslam ülkesi, bırakın Türkiye o coğrafya kaderdir lafı var ya işte laiklikle, cumhuriyetiyle, o cumhuriyet değerleriyle, Atatürk devrimleriyle o coğrafya denilen kaderden çıkmış. Bu doğunun yıldızı olarak parlamış bir ülke. Veya o laikliği çıkarttığınız zaman da kabile devletine dönen bir ülke. Veya o demokrasi kültürünü, o birikimini yok ettiğiniz zaman işte ne olduğunu görüyoruz. Nereye yaklaştığımızı görüyoruz. Vatandaşların şöyle bir yanlış algısı var. Yani öyle gözlemliyorum. Aşı bulan ve bu aşıyı bütün dünyaya ihraç etmeye çalışan ülkeler neler? Bir işte Almanya, Amerika, Çin. İşte bir de yarım şekilde Rusya. Bunlar zengin oldukları için aşı bulmadılar. Aşı bulabilecek bilimsel kabiliyete sahip oldukları için zenginler. Kesinlikle. Yani bu ikisi arasında fark var. Dolayısıyla aynı şeyi biz de yapabiliriz. Bilime önem verirseniz, derdiniz dindar nesil yetiştirmek değil, gerçekten bilimsel eğitim olursa. O yüzden büyüme iktisatçıları, kalkınma iktisatçıları aynı zamanda eğitim alanında da çalışma yaparlar. Yani iktisatla eğitimin ne ilgisi var derler. Halbuki iktisatçıların ciddi anlamda böyle eğitim programları yönettikleri oldu. Bunu altını çizmek gerekir. Bu arada yavaş yavaş şeye geçelim. Profesör Doktor Vedat Bulut'a teşekkür ettik. Ufak bir arıza yaşadı kendi cihazı ile ilgili. Ama söyledikleri hakikaten 3 ayrı manşet. 3 ile aşının sevkiyatı yapıldı dedi. Hala faz 3 çalışması beklerken. Bu bir. 65 yaş üstüne aşılama konusunda resmi bir rapor görmeden böyle bir şeyi tavsiye edemeyiz. Zaten 4. çıkıyoruz en güvenilir kurumlar arasında. Merak etmeyin. Bu aşı kararı alındığında Türk Tabipleri Birliği bizzat görüş bildirecek dedi. Yani resmi görüşümüz budur. Vatandaşlar yaptırmalı ya da yaptırmamalı şeklinde görüş bildireceğiz, bundan kaçmayacağız dedi. Özür diliyorum. Bunun dışında elbette aşıların farkı yani Endonezya, Brezilya %50'ler, %70'ler, biz %91. Nasıl oluyor bu iş diye sorduğumuzda burada bir gariplik var. Bu bilimsel olarak açıklanamaz. Ne kadar sağlıklı yapıyor acaba Brezilya ile Endonezya? Bakmak lazım dedi. Biz de inceleyen kuruma da
bir atıf yaptığını belirtelim efendim, ama şunu çok konuşmamızı istiyor vatandaşlar. Kayda geçsin en çok yazılan başlıklardan biri. Pandemi koşulları tamam, hala sürüyor. Fakat 65 yaş üstüne ulaşım yasağı. İşte hepimizi rahatsız eden o görüntüleri biliyoruz. İndirmeye çalıştılar bir teyzemizi otobüsten. Ya merdiven sildim ben 4 kat diyor. Şimdi eve yürüyerek gitmemi mi istiyorsunuz diyor. Yani eve yürüyerek gitmesini istemesini bırakın. Acaba nereden nereye gidiyor? Hani yürüme mesafesini kaç geçtim. Işte. Zira kaç kişi çalışıyor 60 yaş üstü Ozan Gündoğdu? 65 yaş üstü yani ve hala yasağa tabi olan bu. Ben buraya gelmeden önce aynı zamanda bu hafta iç haberini de yapmıştık. TÜİK verileri yani resmi verilere göre 119 bin kişi var mesaide. Şimdi şöyle, istihdamda olan kişi sayısı 778 bin ama bu kişilerin bir kısmı avukat, bir kısmı işveren, bir kısmı serbest meslek erbabı. Yani aslında emeği karşılığı para alan değil, hala hazırda bir organizasyonun başında olan. Ama emeği karşılığı yemeğe veya maaş şeklinde geçinen ve bir mesaisi olan insan sayısı 119 bin. Tamam. Kayıtta 770 bin, diğer türlü 119 bin yani emeği karşılığı çalışanlar. 119 bin. Bunların 80 bini SGK'ya kayıtlı değil. Diyeceksiniz ki SGK'ya kayıtlı değilse TÜİK bunları nasıl biliyor? TÜİK bunları çok geniş bir örnekleme anket yaparak tüme varım yöntemiyle biliyor. Nasıl anket şirketleri işte Türkiye'de AKP'nin oyu budur, CHP'nin oyu budur, HDP'nin oyu budur gibi tahminler yapıyor. TÜİK'in tahmini son derece geniş bir örnekleme üzerinden yapılıyor. Şimdi orada birkaç ilginç şey var ama 65 yaş üstü işinde. Bir kere 65 yaş üstündeki o 119 bin mesaisi olan kişilerin 94 bini üniversite mezunu değil. Buradan bir sonuç çıkartabiliriz. Bunların çoğu masa başı işlerde çalışmıyorlar. Bunların çoğu o gördüğümüz videoda olduğu gibi, herhalde o videoyu herkes izlemiştir. Merdiven silen bir teyze zorla belediye otobüsüne indirilmeye çalışıyor ve teyze diyor ki ya ben 3 tane apartmanın merdivenini sildim. Bunu yapmazsam ölürüm, aç olurum ve hasta değilim, maskem de takılı ve çaresizce aslında insanlara derdini anlatmaya çalışıyor. Ama işte faşizmin bir sonucu insan toplumu da yozlaştırıyor maalesef. Orada çeşitli işte tepkiler var aynı zamanda teyzeye. Bu toplumun bir gerçeği. Demek ki orada bir problem var. Öte yandan siz emekli yaşını arttırıp emekli maaşını bu denli düşürdüğünüz zaman toplum buna başka türlü bir reaksiyon veriyor. Yaşlısını çalıştırmak zorunda kalıyor. 119 bin çok büyük bir rakam. Ben biraz geçmişe gittim bu rakamlarda. 2005 yılında 65 yaş üstünde kaç kişi çalışıyormuş? Ya bugün 119 bin olan sayı kaç? 2005 mi dedin? 2005. 2005'te 26 bin kişi çalışıyor. 15 yılda 2010'da 48 bine çıkıyor bu. 2020'de 119 bine yükseliyor. 15 yıl öncesine göre %350 artmış. Allah 65 şey yaşın üzerinde mesai yapmak zorunda kalan insan sayısı. Herhalde bir insan 65 yaşın üzerindeyken zevkinden çalışmıyordur. Öte yandan şu utanç verici tabii memleket adına. 65 yaş üzerindeki yurt dışındaki insanlar buraya tatile gelirken biz kendi 65 yaş üzerindeki insanlarımıza merdiven sildiriyoruz. Görüntü bu. Şimdi aslında programın en başında konuştuğumuz bu gündemin neden karton olduğu, yok sözde demiş, o demiş, bu demiş. Neden karton olduğu aslında belli. Bence açıkçası benim için normal koşullar altında bir hafta boyunca memleketin kilitlenmesi gereken konu buydu. Tabii çok ki açık. Yani 65 yaşın üzerindeki insanı çalıştırmak zorunda bırakan bir rejim olabilir mi yani? Bir de şey boyutu var tabii. Yani o çalışıyor, bütün o iş hayatı boyunca o üretti. Yani emekli olmaya hak kazandı aslında. Yani emeğini harcadı. Türkiye gerçekten geçinmek için yoğun emek harcamak zorunda olduğun bir ülke. Ve sen o 65 yaşına geldiğinde artık normalde insanlığın kurduğu bir sistem, öyle değil mi Ozan? Yani belli bir yere kadar çalışırsın ve yaşlılığında rahat edersin. Yani şöyle ayırmakta fayda var. İki tip gelir yaratalım kafamızda. Bir sermaye gelirleri, bir de emek gelirleri. Sermaye gelirleri, örneğin bankaya da paranız vardır, faiz geliri veya apartmanlarınız vardır, kira geliri. Sermaye gelirleri hayatınızın sonuna kadar elde edebileceğiniz gelirler. Yani 95 yaşında da 100 yaşında da kira geliri elde edebilirsiniz. Ancak emeğiyle geçinen insanlar hayatlarının sonuna kadar bu şekilde geçinemezler. Belli bir yaştan sonra onlar emeği kabul edilmez işverenler tarafından ve dolayısıyla onların hayatta kalması için mutlaka bir para verilmesi gerekir ve bu paranın da ekonomik dengeyi sarsmayacak şekilde olması gerekir. Eğer ki siz bu insanlara geçinemeyecekleri ölçüde para verirseniz, geçinemeyecekleri kadar az para verirseniz
şöyle bir sosyal sonuç çıkıyor. Bakın İşçi Sağlığı İş Güvenliği Meclisi verilerine göre bu meclis gerçekten çok kaliteli işler yapıyor. Her ay iş cinayetlerini raporlaştırıyor ve bunu ajanslardan yola çıkarak raporlaştırıyor. Oradaki arkadaşlarla konuştuğumuz zaman sadece ajanslara düşenleri görebiliyoruz. Kaçırdıklarımız da var. O yüzden altın çize çize şunu söylüyorlar. En az bu kadar iş cinayeti oldu diye. Kasım ayında 249 iş cinayeti yaşanmış. Bakın 65 yaşın üzerinde olan 29 kişi ölüyor. 29 kişi. 65 yaşın üzerindeki insanlar niye ölürler? Çoğu kalp krizinden ölüyor. Çünkü çalışmaya müsait bir bünye değil 65 yaşın üzerindeki bünye. Kalp krizinden şimdi 249'a 29 az gibi gelebilir. Yani en azından %10'uymuş. İstihdamın binde altısı 65 yaş üzerinde. Yani o kadar küçük bir azınlık ki 65 yaş üzerinde. Yani 119 bin diyoruz da sonuç itibariyle 19 milyon insanın içinde evet. 119 bin. Ama iş cinayetlerinde ölenleri, mesaide hayatını kaybedenlerin %11'i, %10 küsürü 65 yaşın üzerinde. Ve kalp krizinden ölüyor. Bu bandı biraz aşağı indirdiğiniz zaman 50 yaş üzerine çıkarttığınız zaman %50'ye varıyor oran. Ve çoğu mesaide, çoğu şey değil, bir kaza sonucu değil. Vücudu dayanamıyor artık buna. Ve bu hal buyken biz hala emeklilik yaşını konuşmuyoruz. Hala emeklilikte yaşa takılanların vaziyetini konuşmuyoruz. Hala şunu söyleyen insanlar oluyor. Geçen ilk programda dedim ki ya emeklilik yaşını büyütmek iyi bir şey değildi dedim. Bu kadar büyütmek iyi bir şey değil dedim. Bana gelen mesajlardan bir tanesi şu oldu. SGK'yı batırıyordunuz. Ya bu olacak iş değil. Ya anlatabilir. Hepimiz ölelim SGK batırıyoruz. SGK, Sosyal Güvenlik Kurumları bütün dünyada açık verirler. Ve bir devletin ne kadar sosyal olduğu o SGK'nın ne kadar açık verdiğiyle ilgilidir. Siz Ziraat Bankası'nın 1.6 milyar dolar parasını vergi cennetine kaçıranlara karşı Ziraat Bankası'na hazine yardım veriyorsanız bu parayı SGK'ya haydi haydi verirsiniz. SGK ne kadar açık veriyorsa o kadar iyi. Çünkü aynı zamanda bu bir toplumun refahını da gösteriyor. Ufak bir duyuru.